Efendim. Benim ama kusura bakmayın, tanıyamadım. Canım Süreyya ben, Kirve'nin eşi. Nereden buldunuz numaramı? Ev adresin de var ama. Malum rahatsızım biraz, kalkıp gelemedim. Telefonla idare edeceğiz artık. Bana bak, benim canımı sıkma. Aldırırım seni savcıya, tehditten tutuklu yargılanırsın. Canım senin sinirlerin gergin galiba. Ne tehdidi? Ama haklısın, adam avucunun içinden kayıp gitti. Şimdi bütün kadınları tehdit gibi algılıyorsun tabii. Ne diyorsun sen? Kim nereye gitti, ne saçmalıyorsun? Ömer'i diyorum şekerim. Haberin yok değil mi? Bak üzülürüm. Pot mu kırdım yoksa? Ömer'in kılına zarar gelirse size dünyayı dar ederim. Bak şimdi, bir de beni tehdit etmekle suçluyorsun. Ama senin öfken de fenaymış. Ece'nin haline acıdım doğrusu. Ne söyleyeceksen doğru düzgün söyle ya da kapat şu telefonu. Ah canım, hiç hak etmiyorsun bunları. Ece'ye de söyledim, yaptığı çok ayıp. Senin gibi ona kol kanat gelen bir kadının erkeğini çalması hiç hoş bir şey değil. Sen bu söylediklerine benim keyfimi kaçırabileceğini mi zannediyorsun? Ömer şu an yanıma geliyor, keyifli bir akşam geçireceğiz. Ben günümü berbat etmene izin verecek kadar aptal bir kadın değilim. Boşuna çeneni yorma. Hayret, ben senin ikinci kadın olmayı kaldırabileceğini sanmazdım. Şimdi ben niye ikinci oluyorum diyeceksin. Harbi'nin varisi olmak için Ömer Ece'ye nikah kıymak zorunda. Bu durumda ister istemez sen de iki numara oluyorsun. Ama tabii böyle sana daha heyecanlı geliyorsa ben yargılayacak değilim. Sen beni kendinle Ömer'de kocan olacak o kart zamparayla karıştırdın herhalde. Ne ben ikinci kadın olurum, ne de Ömer böyle bir şey bana layık görür. Niye geri döndün sen? Ne oldu? Ömer burada kalmamı istedi. Neden? Bunları Ömer'le konuşsan daha iyi olur. Sen iyi bir insansın. Bana o kadar yardım ettin. Ben hiçbir şey seni üzmek ya da kırmak için yapmadım. Bunu bilmeni isterim. Neyi beni üzmek için yapmadın? Neden bahsediyorsun? Dediğim gibi bunları Ömer'le konuşsanız daha iyi olur. Ben sadece benim hakkımda kötü düşünmeni istemem.